Merhabalar, Hünerli Kadınlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün çok pratik bir şekilde hazırlayabileceğiniz domatesli biber turşusu hazırladım. Böyle domatesleri rendeledikten sonra isterseniz robottan geçin, isterseniz rendeleyin. Biberleri kullandım, böyle kıl biberler. Acı da tatlı da kullanabilirsiniz, istediğiniz şekilde yapabilirsiniz. Çok pratik bir şekilde yaptım ve kavanozlara koydum. Hemen bir hafta içerisinde olacak turşularımı yiyeceğiz. Bu şekilde. Videoma geçmeden önce kanalıma abone değilseniz abone olmayı, videolarımı beğenip paylaşmayı ve zil sesini açmayı lütfen unutmayın. Tarifini izleyebilirsiniz. Turşu yapmak için 2 kilo domates kullanacağım. Yarım kilo da kıl biber. Böyle ince ince. Acı da kullanabilirsiniz, tatlı da. İsterseniz ikisini karıştırabilirsiniz de. Ben domatesi de böyle köy domatesi, bu Ayaş domatesi diye geçiyor. Bundan ve şöyle Bursa domatesi ya da yumurta domates diyorlar. Onun ikisini birlikte karıştıracağım. Öyle kullanacağım. Şimdi isterseniz rendeleyin, isterseniz kabuklarını soyup robottan geçirin. Ben kabuklarını soyup robottan geçireceğim. Domateslerin kabuklarını soydum. Şimdi robota koyacağım ve küçük olacak şekilde çekeceğim. Domatesleri rondodan geçirdim. Şimdi biberlerimi doğrayacağım. Şöyle küçük küçük, küçük olması 1 santim genişliğinde doğrayabiliriz. Evet, biberleri de doğradım. Sıra geldi karıştırmaya. Aslında çok kolay bir turşu. Şimdi domates püresini şöyle büyük bir kaba alıyorum. Karıştırması kolay olsun. Şöyle 5-6 diş sarımsağım var. Birkaç parçaya bölerek koyabilirsiniz. Daha güzel kokusu çıkar. Evet, sarımsağı ilave ettim. 1 çay bardağı sıvı yağım var. Bunu ilave ediyorum. Zeytinyağı da kullanabilirsiniz. 2 çay bardağı sirke kullanacağız. İlkini döküyorum. 2. çay bardağını da boşalttım. Şimdi tuz ve biber kaldı. Evet, tuzu da 5 yemek kaşığı kullanacağız. Kaya tuzu, turşuluk tuz yani. 5.'yi de döktüm. Bir karıştırıyorum. Tuz iyice içerisinde erisin. Domatesi karışımı iyice karıştırdım. Tuz eridi. Şimdi biberleri döküyorum üzerine. Karıştıralım. Ve turşumuz hazır. Gördüğünüz gibi çok kolay. Kavanozlara koyalım artık. İstediğiniz büyüklükte kavanoza koyabilirsiniz. Ben şöyle yarım kilo kavanoz kullanacağım. Domatesinden ve biberinden eşit olacak şekilde koyalım. Kavanozlara koydum. 3 kavanoz çıktı. Çok az arttı. Şimdi kapaklarını sıkıca kapatacağım. Ve bu turşu bir haftada oluyor. Çok kısa sürede olur. Hemen tüketebilirsiniz. Evet, turşumuzun bitmiş hali böyle. Bugünlük tarifimin sonuna geldim. İnşallah bu tarifi siz de dener ve beğenirsiniz. Deneyecekleri şimdiden afiyet olsun.